Merhaba sevgili 4. sınıflar. E, fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı sorularını sizler için derledik ve çözüyoruz arkadaşlar. Önce doğru yanlış sorularımız var. Hızlıca başlayalım videoyu uzatmamak adına. Bir mıknatıs parçalara ayrıldığında mıknatıslık özelliğini kaybeder diyor. Doğru mu? Elbette ki yanlış. Hiçbir özelliğini kaybetmez arkadaşlar. Aynen devam eder. burada yazı rengimizi mavi mi yap? Mavi yapalım ki daha rahat, daha güzel görebilirsiniz. Bir de kalın yapalım arkadaşlar. Şöyle. Yanlış. İkinci sorumuz. Kuvvet cisimlerin hareket durumlarını veya şekillerini değiştiren bir etkidir. Doğru mu? Evet. Hareketi hızlandırır, yavaşlatır, şekil değiştirir veya parçalar arkadaşlar. Doğru mu? Durağa yaklaşan otobüs, limana yaklaşan gemi yavaşlama hareketi yapar. Doğru mu yanlış mı? Elbette ki doğru. Sizler hep beraber zaten bunun doğru olduğunu hemen orada haykırıyorsunuz. Duyuyorum. Plastik, cam, kağıt, alüminyum, tahta gibi maddeler mıknatıs tarafında çekilmez diyor. Evet doğru arkadaşlar. Bu da doğru. Çekilmez. Bir sonraki sorumuz. Kuvvet değin pardon uçuşa geçen bir uçak hızlanma hareketi yapar. Bu da doğru. Hızlı gidelim. Siz zaten bunları biliyorsunuz. Videoyu durdurun önce, cevaplayın sonra beni dinleyebilirsiniz. Kuvvet deyince aklımıza itme ve çekme gelmelidir. Kesinlikle doğru. Kuvvetin etkisi ortadan kalktıktan sonra eski haline dönen maddeler nasıl maddelerdir? Esnek maddeler doğru mu? Evet, doğru. Cansız varlıklar dışında bir etki olmadan dışarıdan bir etki olmadan hareket edemezler. Eğer cansız ise evet, hareket etmez. Doğru. Yelkenli, rüzgarın yelkenlere uyguladığı itme kuvvetiyle su üzerinde hareket eder. Bu da doğru. Aa, hepsi doğru gidiyor bunların. Pusula, radyo elektrik motoru veya buzdolabı kapılarında mıknatıs kullanılmıştır. Evet, doğru. Radyo elektrik motoru ve buzdolabı. Doğru arkadaşlar. Hepsinde kullanılır. Doğru yanlış sorularımız bitti. Tek bir tane yanlış çıktı en baştaki. Diğerleri hepsi doğru çıktı gördüğünüz gibi. Devam edelim. Sırada boşluk doldurma sorularımız var. Birinci sorumuz demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere mıknatıs denir arkadaşlar. Bunun adı mıknatıstır. İkinci boşluk doldurma sorumuz. Bir cismi hareket yönünün tersine kuvvet uygularsak cisim yavaşlar değil mi? Yukarıda yavaşlama var mı? Evet. Yavaşlar. 3. Mıknatıs bir cisme etki edebilmesi için cisimle mıknatısın cismi hareket ettirebilmesi için temasa ihtiyacı var mı? Hayır. Temas etmesine gerek yok. Temas var mı? Varmış temas etmesine gerek yok. Dört mıknatısların aynı kutupları birbirini her zaman iter arkadaşlar. Farklı kutupları çeker. Aynı grup kutuplar iter. Farklı grupları ise çeker. Evet. Hareket halindeki bir cismi hareket yönünde. Hareket yönünde uygulanan kuvvet cismi hızlandırır sevgili gençler. Evet cismi hızlandırır. Boşluk doldurma sorularımızda. Sanırım bir şey atlamadan hepsini yaptık. Evet sırada ne varmış bu? Hmm, kutucu işaretleyiniz. Evet tabloda verilen ifadelere uygun olan kutucu işaretleyiniz. Hemen işaretleyelim o halde. Direğe çarpan top yön değiştirir var mı? Evet yön değiştirir. Şurada gördüğünüz gibi. Kaydırakta kayan çocuk hızlanma hareketi yapar arkadaşlar. Yukarıdan başlar hızlanarak aşağı gelir. Diş macunu tüpünün sıkılması şekil değiştirir. Şekil değiştirme var mı? Evet, en sonda varmış. Şekil değiştirir. Tren istasyonuna yaklaşması yavaşlama hareketi yapar. Onu da buraya yazdık. Evet, bunu da bu şekilde cevaplandırdık sevgili gençler. Geçelim bakalım sırada ne var? Bir kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri verilmiştir. Verilen kelimeleri uygun görsellerle eşleştiriniz diyor. Burada da bir eşleştirme var arkadaşlar. Mesela eee Birinci görselimiz nedir? Çekme kuvveti uyguluyor arkadaşlar. Çekme kuvveti nerede? Evet şurada. 5'i getirip o halde buraya ne yapıyoruz? Yazıyoruz. 5 çekme kuvveti. Top duvara çarpmış ve geri dönmüş. Yön değiştirme var burada sevgili gençler. O halde buraya ne yazıyoruz? Şöyle şunu çekelim şurada. Yön değiştirme 4 sevgili arkadaşlar. Hemen bunu da hallettik. Ondan sonra itme kuvveti, el arabasını itiyor çocuk. İçine bir toprak koymuş, itiyor. İtme kuvveti nerede? İki. Evet, itme kuvveti ikiymiş sevgili gençler. Gözümüzün önünde görmüyoruz, arıyoruz. Ondan sonra uçak havalanıyor. Havalanırken hızlanma kuvveti, hızlanma gerçekleşir. Hızlanma nerede? Birmiş. Hızlanma bir. Evet, geldik. Son kola kutusunu bükmüşler arkadaşlar. Buna ne diyebiliriz? şekil değiştirme değil mi? Bükülmüş, yamulmuş, şekil değiştirme ona da üçü işaretledik. Evet eşleştirmeyi de yaptık. Bakalım aşağıda başka ne var? Sırada ne diyor bu bakalım? Aşağıdaki terimleri açıklamaları ile eşleştiriniz. Şu arkadaşlar buraya kadar gelmiş. Şu açıklama Şuraya ait sevgili gençler. Terimleri eşleştiriniz diyor. Eşleştirelim bakalım terimleri. Nasıl eşleştireceğiz? Duran bir cismi hareket ettirebilen, hareketli bir cismi durdurabilen etki nedir? Kuvvettir. Evet biz buna kuvvet deriz. O halde buraya ne yazmamız isteniyor? A. Çünkü bakın en başında ne var? Şurada A var arkadaşlar. A'yı burayla eşleştiriyoruz. B'yi nereyle eşleştireceğiz? Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker. Ne çeker? Mıknatıs çeker o üç maddeyi. B'yi buraya yerleştiriyoruz. C mıknatısların uç kısımlarına kutup denir. Var mı? Evet, varmış kutup. C'yi getirdik buraya yerleştirdik. D kuvvetin cisimlerde şekil değiştirici etkilerinden biri de bükme hareketidir arkadaşlar. D'yi de getirdik buraya yerleştirdik. Evet, bunları da eşleştirdik. Hızlıca işimize devam edelim. Bakalım sırada ne var? Mıknatısın uçları var arkadaşlar. Ne diyor bakalım? Aşağıda verilen mıknatısların birbirlerine uygulayacakları kuvvetleri yazalım diyor. Yazalım hemen. Evet. N ve S. İki farklı kutup. Ne yapar bunlar arkadaşlar? Birbirini iter değil mi? Bunlar iter. N, S. Bunlar yine ne yapar? Farklı kutuplar olduğu için yine birbirini itecek midir? Yine birbirini Pardon çeker yani itmesin ne diyoruz biz farklı kutuplar. Ama burada bir hata var sanırım. her Hepsi farklı, hepsi farklı, hepsi farklı. Ama karşılıklı vermişler. Biraz görselde biraz anlam problemi var arkadaşlar. S ve N şu ikisine bakacağız sanırım. O şekilde verilmiş. S ve N iki tane farklı kutup olduğu için bunlar birbirini ne yapacaktır? Çekecektir. Problem var biraz. Bakın burada. İç taraftakilere bakalım. N ve N her ikisi ne kutbu? İki kutup birbirini ne yapacaktır? Aynı olan kutup itecektir. S ve S kutupları yan yana gelmiş. S ve S kutupları birbirini iter mi çeker mi? Aynı kutuplar itecektir. En altta N ve S kutupları var gördüğünüz gibi. N ve S kutupları var şurada sevgili gençler. N ve S kutupları. Ve şöyle işaretleyeyim göre, e, görün sizde. N ve S kutupları şöyle. Bu N ve S kutupları birbirini ne yapacaktır? İki tane farklı kutup çekecektir değil mi? Evet çeker bu şekilde. Bu sorumuzu da atlattıktan sonra hemen geçelim. Sırada test soruları var. Seçeneklerde verilenlerden hangisi kuvvetin şekil değiştirici etkisine örnek olamaz diyor. Kağıdı makasla kesmek evet değiştirir. Toprak ayakla vurmak hayır değiştirmez. Diş macununun tüpünü sıkmak değiştirir, bakır teli bükmek değiştirir. Topa ayakla vurmak sadece hızlandırır arkadaşlar. Ya da yön değiştirebilir ama şekil değiştirmez. Mıknatıslar aşağıdakilerden hangisine yaklaşırsa cisme zarar verebilir? Yani cismi bozar. Hangisi? Cam, masa, para, kredi kartı? Tabii ki kredi kartını arkadaşlar. Kredi kartını bozar. Yandaki görselde süngere kuvvetin hangi etkisi uygulanmıştır? Tabii ki sıkma kuvveti. Var mı sıkma kuvveti? Varmış. Doğru cevap C seçeneği. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisimde aşağıdakilerden hangisi görülmez diyor. Hız değişikliği görülür. Şekil değişikliği kesinlikle görülür. Başka yön değişikliği görülür. Aa renk değişikliği görülür mü arkadaşlar? Kuvvet uygularsanız? Hayır, renk değişikliği görülmez. İki tane inatçı keçi resmi verilmiş burada arkadaşlar. İkisi de birbirini itiyor burada değil mi? Bakalım yazı ne diyor? Yukarıdaki hikayede köprü üzerinde keçilerin birbirine uyguladıkları kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? E, i̇tme itme olacak. İtme itme nerede var? A seçeneğinde var. İki tane inatçı keçi köprüde karşılaşmış birbirini itiyor. 6 aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında madde eski haline dönmez? Oyun hamuru sünger yay paket lastiği. Tabii ki oyun hamuru etki haline dönmez. Yay eski haline döner, sünger döner, paket lastiği döner. 7. Hangi mıknatısın kullanımı alanlarından biri değildir? Hangisi? Pardon. Mıknatısın kullanım alanı değildir. Maglev treni, maglev treni zaten mıknatısla gider arkadaşlar. O kullanılır. Bisiklet, kapı zili, MR cihazı. Tabii ki cevabımız burada ne olacak? Bisiklet olacak sevgili gençler. Kapı zilinde var. MR cihazında var. Magnev treni. Zaten mıknatıs olmadan hareket etmez. Temassız gider. E, 8. Yukarıdakilerden hangisinde kuvvetin şekil değişikliği etkisine örnek verilmiştir? Kapının açılması? Hayır. itme ya da çekmedir. Kağıdın yırtılması? Evet. Teneke kutunun elle sıkılması? Evet. 2 ve 3 olacak. O halde doğru cevabımız ne olacak sevgili gençler? C seçeneği 2 ve 3. Kuvvetin şekil değişikliğine örnektir. Mıknatıslar şekillerine göre adlandırılırlar. Hangisi mıknatıs çeşitlerinden birisi değildir? U mıknatıs var mı? Evet. A mıknatıs? Soru işareti. Çubuk mıknatıs? Evet var. Atnalı mıknatıs? Var. A mıknatıs diye bir mıknatıs çeşidi yoktur arkadaşlar. Doğru cevap A. Burada Şimşek Mavgui'nin... E, fotoğrafı var gördüğünüz gibi ok yönünde kuvvet uygulanmaktadır diyor. Yani şu tarafa doğru arkadan itiliyor diyor. Bu durumda kuvvetin hangi etkisinde bahsedilemez? Şekil değiştirici etkisi, kuvvetin yavaşlatıcı etkisi. Evet, bahsedilir. Kuvvetin yön değiştirici etkisi. Evet, bahsedilir. Kuvvetin hızlandırıcı etkisi. Evet, bahsedilir. Ama kuvvetin şekil değiştirici etkisinden bahsedilebilir mi arkadaşlar? Hayır, bahsedilemez. Pa pardon. Aslında bu da sıkıntılı. Neden şekil değiştirmesin? Eğer arkada çok hızlı bir şekilde bir araba çarparsa, makkuyunun arkası ezilmez mi? Ezilebilir. O halde bu soruda da küçük bir sıkıntı var. En mantıklısını yapacağız o zaman. Kuvvetin yavaş yavaşlatıcı etkisi. Bu taraftan e kuvvet uygulandığı için yavaşlatıcı etkisi olması çok zor görünüyor. Şekil değiştirici etkisi olabilir. Nasıl? belki kaza yapabilir. Arkadan bir araba çarpabilir mi? Çarpabilir. Çünkü kuvvet uygulanıyor diyor. Hangi kuvvetin uygulandığından bahsedilmiyor. O halde sadece ne olmaz? Yavaşlatıcı etkisi olmaz. Çünkü arkadan müdahale olduğu için yön değiştirebilir, hızlandırabilir. Kuvvetin şeklini değiştir ama yavaşlatıcı etki olmaz. Geçelim. 11. soru ve son soru. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın çektiği maddeler doğru verilmiştir? Talaş, kağıt, kalem. Hayır. Çivi, iğne, silgi hayır. Burada silgi çekmez. Bakır tel, ip, silgi hayır. Bakır tel de çekmez, Silgi de çekmez. Demir, toplu iğne, çivi evet bu üçünü de çeker. Doğru cevap D seçeneği. Sınav bitti. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizlere başarılar diliyorum sevgili gençler.